Oksijen Stüdyolarından günaydın. Bugün 7 Mart 2019 Perşembe. Güne bakışta sizlerle birlikteyiz. Hafta içinde her gün yaptığımız gibi yerel gazetelerin birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyorum. Önümde Oksijen Medya Grubu'nun Parantez Gazetesi var. Onunla başlamak istiyorum. Parantez Gazetesi birinci sayfasına taşıdığı ilk haber, belediye ve muhtarlar ilişkin haber. Başlığı şu şekilde: Başkan muhtarlarla vedalaştı. 2014-2019 yerel seçim dönemi bitiyor, tamamlanıyor. Bu dönem içerisinde belediye başkanlığı ile muhtarlar bir araya gelip istişarelerde bulunuyorlardı. Son kez toplandılar. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Merkez Mahalle muhtarları ile son istişare toplantısını Ergüvan Sosyal Tesislerinde yaptı. Haberde bu olayın gelişimine ilişkin detaylar yer alıyor. Evet, ikinci haber Parantez Gazetesi'nde Hikmet Keskin'e ilişkin. AK Parti eski il başkanı Hikmet Keskin'e yönelik geçtiğimiz günlerde çirkin bir saldırı olmuştu. Bu saldırısı sonrasında da Keskin bir mesaj yayınladı. Hemen kısa başlığı alıyorum. AK Parti Düzce eski il başkanı Hikmet Keskin, iş yerinde uğradığı saldırı sonucu olayı kınayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten kişi ve kuruluşlara sosyal medya hesabından teşekkür etti. O habere ilişkin detaylar gazetede yer alıyor. Evet, öğrencilerin zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptıkları ziyaretler gazetelere yansıyor. Bunlardan bir tanesi de dün gerçekleşti. Türkiye'de adaletin daha iyi erişim için koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında öğrenciler, Düzce adlı bu karışık öğrenciler sayın izleyiciler, Düzce'de bulunan 8 okuldan seçme öğrenciler Düzce Adliyesi'ne gittiler ve orada hukuk dersi anlamında bütün birimlerini gezerek ilgililerden bilgiler aldılar. Evet, diğer Düzce'nin Sesi gazetesine geçiyoruz. Düzce'nin Sesi gazetesinde birinci sayfasının ilk haberi Koray Aydın'a ilişkin. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Düzce'ye gelmişti. Bu sefer Koray Aydın Düzce'ye geliyor. Haberin girişi şu şekilde: İYİ Parti Teşkilat İşyerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın bugün Düzce'ye geliyor. Koray Aydın'ın programına ilişkin detaylar gazetenin sayfalarına yer alıyor. Bir başka haber MHP'ye ilişkin. MHP Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık hızını arttırdı. Çeşitli ziyaretleri yapıyor, ev ziyaretleri yapıyor, kurumları ziyaret ediyor. Bu kez de Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Başkanlığı'nın oda temsilciliklerini ziyaret etmiş Erdoğan Bıyık. Ona ilişkin haberin detayları gazetede yer alıyor. Bir başka haber Akçakoca'dan. Akçakoca Belediye Başkanı ve aynı zamanda Akçakoca Belediye Başkanı adayı Yemenici ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kez de şehir merkezindeki pazar yerinde esnaflarla görüşmelerde bulunmuş Yemenici. Ona ilişkin detaylar haberde yer alıyor. Bir başka gazete Günaydın Gazetesi, Günaydın Düzce Gazetesi, Oksijen Medya Grubu'nun. Evet, manşetinde şu haber var: öğrencilere özlü sözlü. Manşet bu, altında yer alan satırlar şu şekilde: AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü ziyaret ettiği bir öğrenci evinde öğrencilerin projeleri için gerekli olan sponsorluk isteklerini konusunda yardımcı oldu. Bu isteklerini geri çevirmedi. Bir başka haber Yılca'dan. Yılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, biliyorsunuz orada çimento fabrikası var, genel müdürünün ziyaretine ilişkin habere yer verilmiş Günaydın Gazetesi'nde. Minik'ten hukuk dersi var. Yemenici tempoyu arttırdığı haberi var. Kaza haberleri var. 4 araçlı kazada 4 yaralı haberi var Günaydın Gazetesi'nde. Evet, Düzce Postası Gazetesi'ni ele alıyoruz. Düzce Postası Gazetesi'nin birinci sayfasında da yerel seçimler nedeniyle diğer gazetelerde olduğu gibi siyaset içerikli haberler var. Bunlardan bir tanesi de Vatan Partisi'ne ilişkin. Vatan Partisi Düzce Belediye Başkanı adayı Fethi Sönmez'in özel bir demeci var. Sönmez, şehir merkezinde insanlar mı yoksa araçlar mı kral olacak diye sormuş. Araçlar totem oldu diye de başlık atmış Düzce Postası Gazetesi. İkinci haber CHP ve İYİ Parti ortak Düzce Belediye Başkan adayı Ömer Küçük'e ait. Halen asbestli borulardan su içiyoruz. Küçük, biz gelirsek
Önce altyapı haritasını önümüze koyacağız ve altyapı haritasını önümüze koyduktan sonra da eksiklikleri tamamlayacağız diye bir vaat haberi var Yüce Postası gazetesinde. Evet, spor haberlerini daha sonra kullanacağız. Arkasından yine Koray Aydın'ın Cüce'ye gelişine ilişkin haber var. Belediye başkanlarının muhtarlarla yaptığı toplantılar, izlenimler var. Evet, Düzce Damla Gazetesi'nin birinci sayfasında ben hep söylüyorum, sosyal sorumluluk projelerine ilişkin haberlerin gazetelerde yer alması gerçekten çok önemli. Damla Gazetesi de buna hassasiyetle dikkat ediyor, haberlere yer veriyor. Bunlardan bir tanesi, başlığı şu şekilde: Vali amca ile satranç oynadılar. Oynayan kim? Hemen onu okuyoruz size. Düzce Yeni Mahalle İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ziyaret ettikleri valilikte vali yardımcısı Ali Muhittin Varol ile makamında satranç oynadılar. Çok da güzel bir tablo ortaya çıkmış. İkinci haber yine aynı türden benzer bir haber. Beyza Bekar, genç bir kızımız, 18 yaşındaki bir kızımız, hastalıklı bir kızımız. Daha önce bu konuda çeşitli haberler yapılmıştı. Bu sefer siyasi bir isteği varmış. Seçim konvoyunda yer alıp o atmosferi teneffüs etmekle alakalı. Ona ilişkin Beyza'nın isteğini yerine getirdiler. Bu isteği de MHP Düzce Belediye Başkanı adayı Erdoğan Büyük yerine getirmiş. Beyza Bekar, MHP Belediye Başkanı adayı Erdoğan Büyük ile birlikte tanıtım aracında konvoya katılmış. Damla Gazetesi'ni okuyacağım son haber: Yalan Makinesi Düzce'de. Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan Yalan Makinesi adlı oyun, komedi oyunu 19 Mart 2019 Salı ve 20 Mart tarihlerinde Çarşamba günü Düzce'de sahnelenecek denilmiş. Evet, bugün yerel gazetelerden sonuncusu Manşet Gazetesi. Manşet Gazetesi'nin sür manşetinde güzel bir haber var, hayırsever bir haber var. Biliyorsunuz Hacı Hidayet Türseven, Düzce'de hayırsever yatırımlara tanınan bir kişi, Türkiye'nin en modern özel eğitim kompleksini Düzce'ye kazandırdı. Ona ilişkin bir haber var. Faruk Özlü de bu okulu ziyaret etti. Bu okul sayın izleyiciler otistik bireyleri eğitimine ilişkin hizmet veriyor. Onu da açıklamış olayım. Evet, manşette bir başka haber: Akçakoca turizmle, turizm Albayrak'la olur diye başlık atmış. Bu sözü söyleyen de Akçakoca CHP Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak. Bu sözün detayları da Manşet Gazetesi'nde yer alıyor. Son okuyabileceğim haber: Alzheimer hastası yaşlı adam evinde ölü bulunmuş. Olay Gümüşeva'ya bağlı Çaybükü köyünde dün öğle saatlerinde meydana gelmiş. Evet, spor haberlerine bir bakmak istiyorum. İlk vereceğim haber maalesef Düzce bir haber. Temsilcimiz Düzce Spor kendi sahasında maalesef 2-0 mağlup oldu dün oynanan maçta. Esenler Erekspor'la karşılaştı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. İlginç olan taraf şu: deplasmanda 3-0 yendiğimiz bir takım bu. Evet, bir başka spor haberimiz. Bakıyoruz, basketbolcular ilişkin bir haberimiz var. Basketbolcular büyük sınava hazırlanıyorlar. Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Düzce Belediyespor hafta sonu grubun lideri Bursa Durmazlarspor takımı ile kendi salonunda karşılaşacak. Buna ilişkin haber yer alıyor Parantez Gazetesi'nde. Evet, güne bakışa bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hoşça kalın.